Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Birkaç saat evvel Brezilya'da gerçekten çok ilginç bir uçak kazası meydana geldi. İçat uçuşu yapan ATR-72 tipi çift motorlu turboprop pervaneli bir yolcu uçağı flat spin olarak etrafında döne döne irtifa kaybederek düştü ve kazada havayolunun açıklamalarına göre 57 yolcu ve 4 mürettebattan kurtulan olmadı. Elimizde kısıtlı bilgiler var. Soruşturma yeni başlamış durumda. Görüntülere bakaraktan neler olabileceği konusunda ihtimalleri ben bu videoda kısaca sıralamak, sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu olay benim gündem videosu çekmemden birkaç saat sonra meydana geldiği için gündeme yetişmedi. Ben de gündem videosunun montajını yaparken bunu ayrı bir konu olarak değerlendirmek ve sizlere anlatmak istedim. Brezilya gerçekten çok büyük bir ülke. Embraer gibi büyük bir imalatçı var. Onun yanı sıra iç hatlarda ülke açısından havayolu büyük önem taşıyor. Çünkü her yere karayoluyla ulaşamıyorsunuz. İç hatta operasyon yapan uçan şirketlerden biri de Voe Pass şirketi. Ve bu şirkete ait uçak Cascavel'den São Paulo yakınlarındaki Guarulhos'a uçuş gerçekleştiriyor. Ve buraya São Paulo'ya yaklaşırken, São Paulo eyaletinde bu meydan, 17 bin fit civarında azıcık uçak alçalmaya başlamış, inişe geçecek. Ve bu sırada pilotlar uçağın kontrolünü kaybediyorlar. Açık kaynak Flight Radar 24 verilerine göre 17 bin fitten hızlıca uçak irtifa kaybediyor. Ve bu görüntüleri eşliğinde ne yazık ki yere vuruyor. Uçakta bulunan 57 yolcu ve 4 mürettebattan da ne yazık ki kurtulan yok. Peki ne olmuş olabilir? Şöyle bir baktığımız zaman uçağın flat spin olarak etrafında döne döne düşme hareketi bir problem olduğunu işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi, uçağın pilotlar acaba kontrolünü mü yitirdi? Süratsiz bırakıp bu uçağa hareket etmesine, bu harekete girmesine mi neden oldu? Bunun nedenleri neydi? Bunlar geliyor hemen aklımıza. Bir başka konu yine bu olayla ilgili olarak, buzlanma olabilir mi? Diyebilirsiniz ki Brezilya gayet sıcak bir ülke. Burada buzlanma olur mu? Evet arkadaşlar, olur. Gökyüzünde tırmandığınız zaman sıcaklık hızla düşmeye başlıyor. Ve gerçekten 17 bin fitte de buzlanma oluşma şartları var. Jet motorlara göre turboprop'ların, pervaneli uçakların biraz daha performansları düşük. Ve özellikle ATR-72 sınıfındaki uçakların da geçmişte T kuyruk yapısı ve burada oluşan buzlanma ile ilgili bazı olayları var. Buzlanma incecik olabilir, ekipler bunu fark etmeyebilir ama uçağın aerodinamisini ciddi anlamda bozuyor. Bu pütürlü yüzey aerodinamik sürüklenmeyi arttırdığı gibi daha kalın buz tabakası uçağın ağırlık noktasının kaymasını, ek yük oluşturmasını ve mevcut motor gücüyle uçağın uçamamasına neden oluyor. Ve arkasından da süratsiz kalması, havada tutunamama ve arkasından da böyle bir spine girerek, anormal duruma girerek uçak düşebiliyor. İlk aklımıza gelen bilgiler bu şekilde. ATR'ler gerçekten önemli bir pazar payına sahip. Şu an üretimdeki en önemli pervaneli turboprop bölgesel uçak. Geçmişte Borajet tarafından ülkemizde yoğun olarak kullanıldı. Sonra Borajet uçakları Embraer 170-190 serisiyle jetlerle değiştirdi. Halen 6 adet deniz karakol uçağı olarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne, donanmamıza hizmet veriyor. Aynı zamanda sivil modeline yakın yolcu ve yük taşımakta kullanılan diğer normal düz P-72'ler de Türk Deniz Kuvvetleri'nde yer alıyor. ATR'ler kısa pistlere inebiliyor. Daha çok bölgesel, kısa mesafeli uçuşlarda kullanılıyor ve uçuş operasyon maliyetleri jetlere göre daha makul seviyelerde, daha alçak irtifadan uçuyorlar. Evet, elimizdeki bilgiler bu şekilde. Bir kazayla ilgili hemen birkaç saat içerisinde çok az bir bilgiyle aklımıza gelen soru işaretlerini cevaplamak oldukça güç ama bunlar ortaya atılan konular arasında yer alıyor. Bakalım ilerleyen günlerde işte kara kutuların, yani uçuş veri kayıt, ses veri kayıt cihazlarının analizleri, hava trafik kontrolörlerinin neler konuştuğu pilotlarla ve yapılacak inceleme sonrasında daha fazla net bilgi ortaya çıkacak. Ben de bunları sizlerle paylaşacağım.